1. bölüm Yakalanış Bahçenin bitimindeki küçük iskeleye bağlı iki kayık karanlıkta hafifçe kımıldadı da ortalığı kaplayan siste göl kıyısında bulunan evlerin aydınlık pencereleri hayal meyal fark edilmekteydi. Eylül sonuydu. Buna rağmen karşıda Ongyan Gazinosu'nun ışıkları görünüyordu. Bulutlu gökyüzünde Arada sırada yıldızlar görünüp kayboluyor. Sular hafif bir rüzgarın etkisiyle ürperiyordu. Ağzında sigara olduğu halde Arsen Lupin villadan çıktı. İskeleye doğru birkaç adım attı ve ''Löbelü, Grona'' diye seslendi. Kayıklarda iki gölge doğruldu. ''Buradayız patron.'' Bir araba sesi duydum. Gilbert ve Vaşu'ya geldi galiba. Hazır olun. Bahçede yürüdü henüz tamamlanmamış bir inşaatın etrafını dolaştı. Central Caddesi üzerinde bir evin kapısını açtı. Yanılmamıştı. Otomobilin farlarını gördü. Araba durdu. Yakalarını iyice kaldırmış şapkalı iki adam indi. Bunlar Jilber ve Vashue'ydi. Gilbert 22-23 yaşlarında, atletik vücutlu, sevimli bir delikanlıydı. Kırsaçlı, kısa boylu Vashue'nin ise hastalıklı bir yüzü vardı. Lüpen sordu milletvekilini gördünüz mü? Jilber cevap verdi. Evet gördüm patron. 7.40 treniyle Paris'e gitti. Çok güzel. O halde hemen işimize bakalım. Lüpen şoföre dönerek. Senin beklemene gerek yok dedi. Dikkati çekebilirsin. Saat 9.30. 10 gibi gel. İşler yolunda giderse bizi alırsın. Jilber. Neden işler yolunda gitmesin? diye sordu. Otomobil gitti. Lüpen göle doğru yürüdü. Neden mi? Bizzat kendim hazırlamadığım işlerden emin olamam da ondan. Biliyorsun ki bu iş sizin planınız. Bunun ne önemi var? Üç yıldan beri sizinle beraberim. Hata yapmamayı öğrendim. Asıl bunun için hata yapacağından korkuyorum. Neyse, hadi atla gidelim. Vaşı'ya, sen de öbür kayıya bin. Gürültü çıkarmadan asılın küreklere. Grogna ve Lebelu kürek çekmeye başladılar. Karşı kıyıya, gazinonun sol tarafına doğru gidiyorlardı. İki kıyıya rastladılar. Birinde karşılıklı oturan bir çift vardı. Diğerinde birkaç sarhoş bağıra bağıra şarkı söylüyorlardı. Lüpen sordu. Bu işi sen mi yoksa Vaşu'ya mi akıl etti? Uzun zamandan beri hep bu meseleyi düşünüyoruz. İkimizin ortak fikriydi. Benim Vaşiye'yi gözüm tutmadı. Suratını beğenmedim. Onunla neden işbirliği yaptın? Niçin böyle konuşuyorsunuz? Tehlikeli bir adama benziyor. Bundan yüzde yüz eminim. Mazisi de şüpheli ve kanlı. Bir süre sustu. Sonra devam etti. Milletvekili Dubre'yi gördün mü? Emin misin? Gördüm patron. Paris'e gitti. Tiyatro için randevusu var. Ya hizmetçiler? Villada kimse yok mu? Aşçı izinle. Linart Paris'te. Gece yarısından önce hiçbiri gelmez. Fakat... Fakat ne? Dubre'ye şüphelenip dönebilir. Bu sebepten işimizi kısa zamanda bitirmeliyiz. Bunları nereden biliyorsun? Bu sabah sordum soruşturdum. Bu bilgileri elde ettim. Başıya ile harekete geçmeye karar verdik. Kayıkları hazırladık ve size telefonla haber verdik. Anahtarlarınız var mı? Dış kapının anahtarı var. Şu bahçedeki villa değil mi? Evet, Marie Terez villası. Civardaki evlerde kimsecikler oturmuyor. Eşyaları rahatça taşıyabileceğiz. Ama ne eşyalar. Tehlikeye değer doğrusu. Lüpen küçümseyen bir edayla. Sıradan bir iş bu, diye kendi kendine mırıldandı. İki kayık kıyıya yanaştı. Lüpen bir ışık gördü. Villada birileri var, dedi. Hava gazı ışığıdır patron. Grogna gözcülük yapmak için kayıkta kaldı. Lebelu, Sandro'yu caddesine bakan kapıyı tuttu. Lüpen ve iki arkadaşı sürüne sürüne villaya yaklaştılar. Önden Gilbert girdi. İçeride hava gazı yanıyordu. Demedim mi patron hava gazı diye? Evet ama bu demin gördüğümüz ışık olamaz. Ya nedir? Bilmiyorum burası salon mu? Hayır salon birinci katta. Kimsenin bulunmadığından o kadar emindi ki yüksek sesle konuşuyordu. Merdiven nerede? Perdenin arkasında sağ tarafta. Lüpen yürüdü. Perdeyi tutup kaldıracağı sırada birdenbire bir kapı açıldı. Korkudan sararmış ve gözleri fal taşı gibi açılmış bir adam göründü. "İmdat!" diye bağırdı. "Beni öldürecekler." Lüpen'i görünce çıktığı odaya hızla geri girdi. Jilber, uşak Linart dedi. Başüye küfretti. Sesini çıkartırsan temizlerim. Lüpen uşağın arkasından koşarken. ''Vaşue, sen karışma diye onu önledi. Koridora çıktı. Yemek odasından geçti. Masanın üstünde bir tabak yemek ve bir şişe şarap duruyordu. Mutfağa girdiğinde Linart pencereyi açmaya uğraşıyordu dur, yoksa... Kendini ancak yere atabilecek vakit bulabilmişti. Üst üste iki üç el ateş edildi. Pis domuz seni. Lüpen adamı bacağından yakaladı. Çektiği gibi yere yıktı. Gırtlağına sarıldı. Hayvan erif. neredeyse canımı okuyordu. Şu beyefendiyi bağla vaşüe. Feneri uşağın yüzüne tuttu. Şu surata bak, hiç de iyi birine benzemiyorsun Linart. Dubrey'in uşağı bir melek olacak değildi ya. Sonra Vaşue'ye. Elini çabuk tut, dedi. Burada acemi bir çaylak gibi kafese girmek istemem. Jilber. Korkacak bir şey yok patron, dedi. Öyle mi? Silah sesleri duyulmadı mı dersin? Duyulmasına imkan yok. Her neyse, acele etmeliyiz. Hadi yukarı çıkalım. Jilber'e döndü, sertçe. Budala. Hani uşak evde yoktu? Yemeğini burada yiyeceğini nasıl tahmin edebilirdim? Her şeyi önceden hesaplaman lazımdı. Birinci kattaki eşyaları görünce memnuniyetinden gülümsedi. Yine de bravo diyeceğim size. Hepsini teker teker gözden geçirdi. Oldukça kıymetli eşyalar. İşaret ettiklerini Jilber ve Vaşu'ya taşımaya başladılar. Onlar eşyaları taşırken Lüpen arkalarından gitti. Tekrar içeri girdiğinde bir ses duydu. Mutfağa girdi. Linart yüzü koyun yatıyordu. Elleri arkasına bağlıydı. Kulağıma gelen senin sesin miydi? Merak etme. İşimiz bitmek üzere. Fakat gürültü yapmakta devam edersen zor kullanmaya mecbur kalacağız. Yukarıya çıkmak üzereyken aynı ses duyuldu ve şunları işitti. İmdat! Beni öldürecekler! Yetişin! Yetişin! Lüpen, adama bak! Gecenin bir saatinde komşularını rahatsız ediyor. Tekrar işe başladı. Karıştırdıkları dolapta ellerine kıymetli biblolar geçti. Lüpen. Yeter. Ufak tefek şeyler için gecikmeyelim. Otomobilin beklemesi doğru değil. Ben gidiyorum. Göl kıyısına geldiler. Lüpen kayıya binmeye hazırlandı. Gilbert. Ne olur patron, evi son bir defa daha gözden geçirelim. Neden? Paha biçilmez önemli bir antikadan bahsetmişlerdi. Onu hala bulamadık. Villaya doğru yürüdü. Başüye de onu takip etti. Lüpen, 10-15 dakikadan fazla beklemem, dedi. 10-15 dakika geçti. Görünürlerde kimse yoktu. Saatine baktı. Dokuzu çeyrek geçiyor. Nerede kaldı bunlar? Birden düşündü. Eşyaları taşırken Jilber ve Vaşiye'nin birbirlerini gözetler gibi bir halleri vardı kuşkulu gözlerle birbirlerini süzüyorlardı. Aralarında neler geçiyordu? Bu şüphesini gereksiz buldu ve villaya doğru yürümeye başladı. Tedbiri elden bırakmıyordu. Bu sırada bazı sesler duydu. Islık çaldı. Demir kapıya doğru yürüdü. Aniden bir silah sesi. Arkasından sesler, iniltiler duyuldu. Hızlı adımlarla villaya girdi. ''Ne yapıyorsunuz, delirdiniz mi?'' Yemek odasında Jilber ve Vaşu'ya dövüşüyorlardı. Üstleri kanlanmıştı. Onları ayırdı. Jilber bu sırada Vaşu'ya'nın elinden bir şey kaptı ve doğruldu. Lüpen bunu görmedi. Vaşu'ya sağ omzundan yaralanmıştı. Çok fazla kan kaybediyordu. Lüpen sordu. Kim yaraladı? Sen mi? Hayır, Linart. Linart mı? Zaten bağlı o. Bağlarını çözmüştü. Nasıl olur? Lüpen elindeki lambayla mutfağa koştu. Uşak sırt üstü yatıyordu. Boğazına bir bıçak saplıydı. Ağzından burnundan kan sızıyordu. Lüpen muayene etti. Ölmüş diye bağırdı. Jilber kekeledi. Voşuya öldürdü onu. Lüpen'in öfkeden yüzü sarardı. Voşuya mi? Peki sen ne yaptın? Neden ona engel olmadın? Sen de katilin suç ortağısın. Yani katilsin, anladın mı? Kan. Bunu istemediğimi biliyorsun. Ölüyü görmek istemiyordu. Neden öldürdü? Dolabın anahtarını bulmak için üzerine aramak istedi. Eğilince bağlarının çözülmüş olduğunu gördü. Korktu, vurdu. Peki silah sesi? Linart tabanca elindeydi, o ateş etti. Dolabın anahtarı? Washoe'yi de. Açtı mı? Evet. Buldu mu? Evet. Onu elinden almak istedin değil mi? Neydi bu? Söyle. Gilbert konuşmayınca Lüpen kızdı. Bu sırrı mutlaka öğreneceğim. Bülbül gibi konuşacaksın. Bana her şeyi söyleyeceksin. Hadi şimdi buradan tüyelim. Başka zaman konuşuruz. şeyi götürmemiz lazım. Bana yardım et. Yemek odasına geldiler. Jilber yaralı arkadaşını kaldırmak üzere eğildi. Lüpen kulak kabarttı dinle. Korkuyla bakıştılar. Mutfaktan boğuk ve acayip sesler geliyordu. Oraya gittiler fakat kimseyi bulamadılar. Ve birden ses tekrar duyuldu. Lüpen terlemeye başladı. Bu ses nereden geliyordu? Uşağın üstüne doğru eğildi. Ses yine duyuldu. Işığı yaklaştır. Hafifçe titredi. Tereddüde gerek yoktu. Ses cesetten geliyordu. Şilber kekeledi korkuyorum patron. Lüpen cesedi yana itti. Parıldayan bir cisim gördü. Anlaşıldı, dedi. Yerde bir telefon ahizesi duruyordu. Kulağına götürüp dinledi. Orada mısınız? Cevap vermiyor. Galiba öldürüldü. Orada mısınız? Ne oluyor? Polisler yola çıktı. Polis kuvvetleri yolda. Lüpen ahizeyi bıraktı. Kapana kısıldık. Olup bitenleri derhal anladı. Onlar eşyaları taşıdıkları sırada Linard sürünerek telefona yaklaşmış. Dişleriyle kordonu çekip ahizeyi yere düşürmüştü ve Onkyan santralinden yardım istemişti. Şimdi santral konuşuyordu. Polisler neredeyse geleceklerdi. Kaçalım dedi ve koştu. Ya e. Yapacak bir şey yok. Vashue biraz kımıldadı. Beni bırakmayın patron. Lüpen durdu. Jilber yardım etti. Yaralıyı kaldırdılar. Dışarıdan sesler geliyordu. Geç kaldık. Villaya girilmiş, etrafları kuşatılmıştı. Lüpen kapıyı kilitledi. Jilber, yakalandık, dedi. Sus! Bizi gördüler patron. İşte kapıya vuruyorlar. Sus, konuşma, yerinden kımıldama. Metanetini kaybetmeden büyük bir soğukkanlılıkla bekledi. Heyecanı yatışıncaya kadar saydı. 1, iki, üç, dört, beş, altı. Gürültü kesildi. Lüpen, beni takip et, dedi. Salona girdi, pencereyi açtı. Dışarıda polisler dolaşıyordu. Havazı çıktığı kadar bağırdı. Koşun, yetişin, yakaladım. Ağaçlara doğru ateş etti. Sonra Vashue'nin yanına döndü. Onun kanından elbiselerine, ellerine ve yüzüne sürdü ve Jilber'in üzerine atılarak yere yıktı. ''Ne yapıyorsun patron?'' ''Karışma, ne diyorsam onu yap.'' Tekrar bağırdı. ''Koşun, koşun, yakaladım.'' Ve yavaşça ''Her ikinizi de hapisten kurtaracağım.'' dedi. ''Bunun için benim yakalanmamam lazım. Anlaşıldı mı?'' Jilber Lüpen'in elinden kurtulmaya çalışıyordu. Onun maksadını anlayamamıştı. Vaşu'ya ikaz etti. Uzatma, patronun dediğini yap. Lüpen, Jilber'in üstünü aramak istedi. Onun Vaşu'ya'dan aldığı şeyi merak ediyordu. Jilber bağırdı. Bu olmaz, yapamam. O anda pencerede iki kişi göründü. Jilber sakladığı şeyi çıkartıp verdi. Al patron, sonra konuşuruz. İnanınız ki... Konuşması bitmeden üzerine çullandılar ve bağladılar. Lüpen ayağa kalktı derin bir oh çektikten sonra söylenmeye başladı. Az kalsın alt ediyordu beni her gele. Diğerinin icabına baktım. Fakat bu beni epey uğraştırdı. Komiser sordu. Uşak nerede? Yoksa öldürüldü mü? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Bilmeme imkan yok. Ben de sizinle beraber villaya girdim ve hemen binanın arka tarafından dolandım. Açılan bir pencereden bu iki herif inmeye çalışıyorlardı karşılarına çıkıp ateş ettim. Diğerini de yakaladım. İnanmamaları için hiçbir sebep yoktu. Lüpenin üstü başı kana bulanmıştı ve uşağın katilini yakalamıştı. Boğuştuklarını gözleriyle görmüşlerdi. Ayrıca heyecan ve telaşları meseleyi doğru anlamalarına engel oluyordu. Mutfakta bir ceset bulunmuştu. Komiser işin hassaslığını fark etti. Villaya hiç kimsenin girip çıkmaması için emir verdi. Poșue ismini hemen söyledi. Gilbert ise hiç konuşmadı. Cinayetle suçlanınca uşağı Vașe'yi öldürdüğünü, kendisinin avukatına danışmadan konuşmayacağını bildirdi. Poșue de onu suçladı. Komiser soruşturma yapmak için etrafına bakarak lüpeni aradı fakat kimseyi göremedi. Adamlarından birine "Mösyeye bildirin," dedi. "Kendisiyle görüşmek istiyorum." Mösyeyi aradılar onu balkonda sigara içerken gören olmuştu. Polislere sigara dağıtmış sonra da sahile inmişti. Çağırdılar. Ses veren olmadı. Polislerden biri kayıkla uzaklaşan bir adam görmüştü. Komiser Jelbere baktı. İşte o an aldatıldığını anladı. Yakalayın diye bağırdı. Durmazsa ateş edin. Dışarı fırladı. İki polis onu takip etti. Uzaklaşan kayığı gördüler. Mösyö şapkasıyla onları selamlıyordu. Polisin biri üst üste ateş etti. Uzaktan bir ses duyuldu. Mösyö şarkı söylüyordu. Bir kayık buldular. Komiser adamlarını villada bırakarak iki polisle sandala atlayıp açıldı. Kısa bir süre sonra aralarındaki mesafe azaldı. Komiser söylendi. ''Mükemmel, adamı çok geçmeden yakalayacağız. Kim olduğunu öğrenmek istiyorum.'' ''Akıllı adammış doğrusu.'' Kayıya yaklaştılar. ''Dur.'' Kayıkta bulunan adam hiç kımıldamıyordu. Bu şüphe uyandırıcı bir şeydi. Böyle bir adamdan her şey beklenebilirdi. Komiser ''Eller yukarı.'' diye bağırdı. İki kayık artık tamamen yan yana gelmişti. Komiser emretti. ''Oyuna gelmeyelim. Ateşe hazır olun.'' Tekrar bağırdı. ''Eller yukarı.'' Cevap veren olmadı. ''Kımıldama.'' yoksa ateş ederim. Düşman hareketsiz de. Teslim ol. Olmayacak mısın? Pekala, üçe kadar sayıyorum. Bir, iki. Daha önce polisler kayıya tutunup yanaştılar. Komiser koluyla dokundu. Gölge kımıldamadı. Kayıkta kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. Adam yüzerek kaçmıştı. Çalınan birkaç parça eşyayı üst üste dizmiş. Üzerlerine ceketini örtmüş üstüne de şapkasını koymuştu. Uzaktan gören onu insan sanırdı. Ceketi aradılar ve kartını buldular. Kartta yazan isim Arsen Lupin'di. Lüpen sahile ulaşmış. Arkadaşları Grogna ve Lebel'ü onu bekliyorlardı. Eşyaları otomobile yükleyip yola koyuldular. Önce Nelly'de bulunan depoya gittiler. Şoförü orada bıraktılar. Bir taksiye atlayarak Paris'e, Lüpen'in Saint Philip sokağındaki evine geldiler. Bu ev, Metingnon sokağı yakınında gizli kapısı bulunan bir evde. Jilber'den başka kimse burasını bilmiyordu. Lüpen eve girer girmez kendi odasına çıktı ve üzerini değiştirdi. Ceplerini boşalttı. O zaman Jilber'in verdiği şeyi gördü. Hayretle baka kaldı. Bu kristal bir sürahi kapağıydı. Üst kısmına kadar altın kaplanmıştı. Şilber ve Vaşu'ya bu cam parçası için mi dövüştüler? Çok garip. Uşağın öldürülmesi de bu sebepten. Belki de onları asacaklar. Ölümü bile göze almışlar bunun için desene. Yorgundu. İnceleyip sık dokuyacak hali yoktu. Kapağı şöminenin üzerine bırakıp yattı. Uyandığı zaman şu kristal kapağı alıcı gözle bir inceleyelim dedi. Kalktı, Şöminenin önüne gitti ve hayretler içinde kaldı. Kristal kapak yoktu. İkinci bölüm. 9 eksi 8 eşittir 1. Bu hırsızlık düpeni epeyce düşündürdü. Marie Terez villası soygununda benim bilmediğim bir esrar saklı. Gilbert ve Vaşoue bana oyun oynadılar. Bu soygunda gizli bir maksatları olmalı. Eşyalarda, dolaplarda aradıkları sadece bu kristal kapaktı. Bu işin üç yüzünü anlamalıyım. Bu cam parçası bir sır saklıyor. Onlar için çok önemli bir sır. Yalnız onlar için mi acaba? Başkaları da bu esrarın peşinde olmalı. Görülmemiş bir ustalıkla evime girdiler ve kristal kapağı çaldılar. Halledemediği bir şey daha vardı.'' bu esrarengiz hırsız kimde? Lüpen'in Metignon'daki yerini yalnız Jilber biliyordu. Gilbert ise hapisteydi. Gilbert'in ihanet ettiğini, polise haber verdiğini düşünelim. Neden Lüpen tutuklanmamıştı? Polisin Lüpen'i bırakıp sadece kristal kapağı alıp gitmesi biraz gülünç olmaz mıydı? Hırsızlık oldukça garipti. Evin kapısını zorlamadan nasıl girebilmişlerdi? Kapı kapalı, kilitli ve sürmeliydi kilide dokunulmadığı halde kristal kapak yok olmuştu. Lüpe'nin uykusu çok hafifti. En ufak bir gürültüyü duymamasına imkan yoktu. Bilmecelerin boş yere kafa patlatmakla halledilmediğini bildiği için işi oluruna bıraktı. Yakında gelişecek olayların gerçeğin meydana çıkmasına yardım edeceğine inanıyordu. Jilber ve Vashue ile temasa geçmeye çalıştı. Fakat bir aksilik oldu. Savcılık bu soygunda Lüpen'in doğrudan parmağı olduğuna dair bir delil bulamadı. Ayrıca mahkemenin Paris'te görülmesine karar verildi. Jülber ve Vaşue'ye son cezaevine konulmuştu. Lüpen'le temas sağlayamamaları için sıkı bir gözetim altında bulunduruluyorlardı. Lüpen iki hafta uğraştığı halde hiçbir sonuç alamadı. Öfkeden ne yapacağını bilemiyordu. Düşünüyordu. Nasıl bir yol tutayım? İşe neresinden başlayayım? kristal kapağın değerini bilmesi gereken bir kimse daha vardı. Milletvekili Dobre. Gilbert o gece Dobre'in tiyatroya gideceğini kimlerden öğrenmişti? Onun nasıl bir adam olduğunu ve özel hayatını nereden biliyordu? Villanın soyulmasından sonra Dobre Paris'e dönmüştü. Lamartine sokağındaki bir başka villada oturuyordu. Lupin bastonu elinde bir miras yedi kılığında o civarda dolaşmaya çıktı. Bir banka oturup gelen geçeni izlemeye başladı. O gün dikkatini çeken şu oldu. İşçi kılıklı iki adam milletvekili Dubrey'in evini gözetliyordu. Dubre evden çıkınca peşine takılıyorlar. Geceleri o yatıncaya kadar villanın etrafından ayrılmıyorlardı. Lüpen iki adamı takip etti ve polis olduklarını anladı. Hayret, bu aklıma gelmezdi. Şu halde Dubre şüpheli bir şahıs olmalı. Dördüncü akşam evi gözetleyen iki kişiye altı polis daha katıldı. Karanlık bir köşede konuştular. Lüpen bunlardan birini tanıdı. Bu eski bir sporcu ve avukat olan Presville'di. Elis Saray'ı bu adamı tutuyordu. Polis teşkilatında gizli bir vazifeye tayin olunmuştu. Ve birden Lüpen hatırlayıverdi. İki yıl önce Palace Bourbon Meydanı'ndaki Dubre ile Presville şiddetli bir ağız kavgasına tutuşmuşlardı. Sebebi bilinmiyordu. O gün Presville düello için şahitlerini gösterdi. Fakat Dubre'ye vuruşmak istemedi. Bir süre sonra Presville, müdüriyetteki önemli vazifeye getirildi. Lüpen polislerden gözlerini ayıramıyordu. Çok garip doğrusu, diye mırıldandı. Saat yedi sularında Presville ve polisler Henry Martin caddesine doğru yürüdüler. Villanın kapısından Dubrey çıktı. İki kişi yine peşine takıldı. Tramvaya bindiler. Presville hemen koştu, kapıyı çaldı. Kısa bir konuşmanın ardından birlikte içeri girdiler. Lupin vakit kaybetmeden ilerledi. Açık kalan kapıdan içeriye süzüldü. Önüne çıkan kapıcıya sordu. ''Arkadaşlar geldi mi?'' ''Evet, içerideler.'' Başka kimseyle karşılaşmadan yemek odasına girdi. Camlı kapıdan yandaki odada Presville ve arkadaşlarının olduğunu gördü. Presville elindeki maymuncukla dolapları açmaya çalışıyordu. Dosyaları gözden geçirdi. Dört polis kütüphanedeki kitapları karıştırıyorlardı. Lüpen kendi kendine. Bir belge arıyorlar, dedi. Belki de para. Presville'in sesi duyuldu. Boş yere vakit kaybediyoruz. Aradığımızı bulamayacağız. Fakat yine de arıyordu. Masanın üzerindeki sürahinin kapağını çıkardı, gözden geçirdi. Lüpen, güzel, dedi. O da sürahi kapaklarına saldırıyor. Demek belge aramıyorlar. Çık bu işin içinden çıkabilirsen. Preswell daha birçok şeyi elden geçirdi ve sordu. Bu eve kaçıncı gelişiniz? Geçen yıl altı defa gelmiştik. Evin her yanı iyice arandı mı? Dobrey kendi seçim bölgesine gittiğinde her odayı, her köşeyi adam akıllı aradık. Peki ama... Bir süre düşündü. Yeni uşak buldu mu? Hayır, arıyor. Yemeklerini lokantada yiyor. Kapıcısı ortalığı topluyor. Bir saatten fazla olmuştu. Presville bütün eşyaları gözden geçirmişti. Her aldığını tekrar yerli yerine koyuyordu. Az sonra Dobre'yi takiple vazifeli memurlar geldi. Geliyor efendim. Yürüyerek mi? Evet. Görünmeden gidecek zamanımız var mı? Var efendim. Presville ve diğerleri sakince etrafı gözden geçirdiler. Bir iz bırakmadıklarına emin olduktan sonra çıktılar. Lüpe'nin durumu kötüydü. Çıkarsa Dubre ile karşılaşabilirdi. Kaldığı takdirde evden ayrılması imkansız hale gelecekti. Bir yandan Dubre'yi de merak etmiyor değildi. Onu görmek, tanımak istiyordu. Kadife bir perdenin arkasına gizlendi. Kapıların açılıp kapandığını duydu. Yandaki odaya birisi girmişti. Elektriği yaktı. Bu Dubre'ydi. Kısa boylu, dolgun vücutlu, beyaz sakallı, dazlak bir adamdı. Gözlüklerinin üstüne siyah bir gözlük daha takmıştı. İradeli bir yüzü vardı. Elleri iri, bilekleri kalındı kısa fakat sert adımlar atıyordu. Sırtı hafif kambur, alnı çıkıntılıydı. Görünüşü kaba ve vahşiydi. Masasına oturdu. Cebinden bir pipo çıkardı. Önündeki tütün kutusunu alarak bandını yırttı. Piposunu doldurdu. Düşünceye daldı. Gözleri sabit bir noktaya takıldı. Presville'in dokunduğu bazı eşyalara göz attı. Pul koleksiyonunu inceledi. Biraz daha oyalandıktan sonra kapıcısını çağırdı. "Geldiler mi?" diye sordu. Kadın ne cevap vereceğini şaşırdı. "Colemans," dedi. "Pul koleksiyonumu sen mi karıştırdın?" "Hayır. Yapıştırmıştım, bant yırtılmış. Emin olunuz ki ben." "Neden inkar ediyorsun? Buna ne gerek var? Geldikleri zaman mani olmamanı söylemiştim." Fakat İki taraflı çalışmak istiyorsun pekala. Beş frank verdi. Geldiler mi? Evet geldiler. Geçen yıl gelenler değil mi? Evet beşi öyle. Birini ilk defa görüyorum. Uzun boylu esmer bir adam mı? Evet. Dubrey öfkeyle dişlerini sıktı. Hepsi bu kadar mı? Onlardan başka bir gelen daha oldu. Az önce iki kişi daha geldi. Villayı gözetleyen adamlar bu odada mı oturdular? Evet. Peki. Kadın gitti. Dubrey bir şeyler yazmaya koyuldu. Bir kağıda kocaman rakamlar yazdı. Kağıdı diklemesine ışığa tuttu. Lüpen gördü. 9 eksi 8 eşittir 1. Ve Dubrey kelimeleri tane tane belirterek mırıldandı. Burası kesin. Sonra kısa bir mektup yazdı. Zarfa koydu. Lüfen adresi okudu. Monsieur Presville, Emniyet Müdürlüğü Genel Sekreteri. Kapıcı kadına sordu. Hiç okula gittin mi Clemence? Gittim. Hesap biliyor musun? Biliyorum. Bence zayıfsın. Neden efendim? Dokuzdan sekiz çıkarsa bir kalır değil mi? Halbuki sen bunu bilmiyorsun. Kalktı. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı yemek odasının kapısında durdu. Hesap yapmasını bilen bir kimse, dokuzdan sekiz çıkarılınca bir kaldığını bilir, görür. Evde kalan Mösyö, hesabın doğru olduğunu gösteriyor. Lüpe'nin saklandığı perdeye dokundu. Belki de nefes almakta güçlük çekiyorsunuzdur Mösyö. Perdeye bir hançer saplayacağımdan korkmuyor musunuz? Kapana kısıldınız. Hadi çıkın oradan.'' Lüpen keklik gibi avlanacak insanlardan değildi. Bu durum çok ağırına gidiyordu. Neo, Yüzünüz sararmış. Siz de son günlerde villamın etrafında mı dolaşıyordunuz? Polis misiniz? Endişelenmeyin. Size bir kötülüğüm dokunmaz. Lüpen öfkesini zor zapt ediyordu. Ne yapacaksanız yapın da görelim. Bir şey yapacak değilim. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bu oyun bitti artık. Sizden bir de ricada bulunacağım. Bu mektubu Presville'e götürün lütfen. Klimons, Monsieur'e kapıyı göster. Bir dahaki gelişinde ona kapıyı aç. Burası kendi eviniz gibidir Monsieur. Lütfen yine buyurun. Lüpen bir an durakladı. Birkaç söz söylemek istedi. Ama öyle gülünç bir durumdaydı ki söyleyecek kelime bulamadı. Sokağa çıkınca villaya doğru döndü. Yumrukları sıkılmıştı. ''Benimle alay etmek kimin haddine? Sana göstereceğim alçak herif. Elimden kurtulamayacaksın.'' Dubrey'in kudreti ve soğukkanlılığı öfkesini bir kat daha artırıyordu. Evini açık bulundurarak polislere hafife alması, Lüpe'nin karşısındaki iradesi, milletvekilinin küçümsenmeyecek bir güce sahip olduğunu göstermekteydi. Elindeki koza güveniyor olmalıydı. ''Bu koz neydi? Nasıl bir oyun oynuyordu?'' kime karşı oynuyordu? Lüpen bunlardan habersizdi. Bir tesellisi vardı. Dubrey kendisini tanımamıştı. Polis de bu işe karıştığını bilmiyordu. Serbestçe hareket edebilecekti. Dubrey'in Presville'e yazdığı mektubu açıp okudu. Azizim Presville, gözünün önünde olduğu halde onu bulamadın. Ona defalarca dokundun. Çok aptalmışsın doğrusu. Bu işi sana mı verdiler? Başka kimse bulamadılar mı? Zavallı Fransa. Yine gel Presville. Fakat seni odamda yakalayacak olursam işin bitiktir. Dubrey. Lüpen mırıldandı. Gözünün önünde. Söylediği doğrudur. Gizlenecek şeyi göz önünde bırakmak akıllıca bir iş. Polis Dubrey'i neden göz altında bulunduruyor? Bunun sebebini öğrenmeliyim önce. Lüpen şu bilgiyi elde etti. Alexis Dubrey bağımsız milletvekili seçilmiştir. Belirli bir politik görüşü yoktur. Bazı kimselere para yedirdiği için seçim bölgesinde oldukça sözü geçer. Çok zengin değildir. Paris'te ve Onkyant'ta villası vardır. Kumara düşkündür. Bakan ve milletvekillerinden dostu yoktur. Fakat her istediğini yaptıracak kadar nüfuzludur. Lüpen, bütün bunlar herkesin bildiği şeyler diye söylendi. Ben bu adamın hayatının gizli taraflarını öğrenmek istiyorum.'' Lüpen Arc de yakınlarında. Chateaubriand sokağında bir ev tutmuştu. Burada Michel Beaumont diye tanınıyordu. Aşil adında bir uşağı vardı. Eve geldiğinde Aşil fakir bir kadının kendisini beklediğini söyledi. Şaşılacak şey, burada oturduğumu kimse bilmiyor. Genç bir kadın mı? Hayır, daha doğrusu belli değil. O da ne demek? Yüzü örtülü de ondan. Kimi istiyor? ''Monsieur Michel Bomon. Allah Allah, neye dair görüşmek istediğini söyledi mi? Evet, Onkyan işiyle ilgiliymiş. Ne, benim bu işle ilgilendiğimi nereden biliyor? Ağzını aradıysam da bir şey öğrenemedim. Sadece sizinle görüşmekte ısrar ediyordu. Pekala, kadın nerede? Salonda. Lüpen salona girdi, uşağına döndü. Burada kimse yok. Kimse yok mu? Salon boştu. Uşak kaldı. İmkansız bir şey bu. 20 dakika önce baktım. Buradaydı. Lüpen kızdı. Kadın salonda otururken sen nerede bulunuyordun? Girişteydim. Çıksa görürdüm. Çıkmış. Ama nereden? Bunu anlamak güç bir şey değil. Nereden çıkacak? Elbette pencereden. İşte bak pencere açık. Etrafına bakındı çalınan eşya olup olmadığını araştırdı. Salonda kıymetli eşya bulunmadığı gibi evrak ve mektuplarını da burada bulundurmazdı. ''Telefon eden oldu mu?'' diye sordu. ''Hayır.'' ''Mektup?'' ''Bir mektup var.'' ''Ver.'' ''Odanızda, şöminenin üstünde.'' Lüpe'nin odası salona bitişikti. Aradaki kapıyı kullanmıyordu. Kilitli ve sürmeliydi. Koridoru dolaşarak odasına girdi. Elektriği yaktı. Ben mektup falan görmüyorum burada. İyice bakın. Yok. Aşel şöminenin üstünü aradı. Saati yerinden kaldırıp altına baktı. Mektup yok olmuştu. Perişan bir halde. Mektubu kadın almış, dedi. Saçmalıyorsun, aradaki kapı kilitli. Peki, kim aldı öyleyse? Sustular. Lüpen öfkelenmemeye çalışıyordu. Düşünmeliydi. Zarfı gözden geçirdin mi? Evet, adres kurşun kalemle yazılmıştı. Başka? Bir de imla yanlışı vardı. Nasıl bir yanlış? Monsieur de Beaumont Michel diye yazılmıştı. Lüpen uşağı omuzlarından tutup sarstı. De Beaumont diye yazıldığına emin misin? Beaumont ve sonra Michel değil mi? Lüpen üzüntüyle başını salladı. Mektup Jilber'den gelmiş.'' sararmıştı. Mektubun Jilber'den geldiğine eminde. Jilber ona bu isimle mektup gönderirdi. Bu kurnazlığı kendi düşünmüştü. Lüpen ara kapıyı gözden geçirdi. Kilitliydi. Eşyalara ve evraklarına dokunulmamıştı. Kadının mektup için geldiği anlaşılıyordu. Mektup ne zaman geldi? Kadınla birlikte. Anlamadım. Kadın mektupla aynı zamanda geldi. Zarfı gördü mü? Evet. Kadın mektubu nasıl almıştı? Pencereden pencereye mi geçmişti? Buna imkan yoktu. Lüpen'in penceresi kapalıydı. Geçit olmazsa bir yerden bir yere geçilemez. Lüpen'in hayreti o kadar büyüktü ki duvarları kontrol etti. Hepsi sağlamdı. Gözü kapının altına ilişti. Heyecandan titredi. Tahtalardan biri aralıktı. İki küçük demir parçası bu tahtayı kapak gibi tutuyordu. İter tahta yerinden oynadı, çıkıverdi. Aşil şaşkınlığından bağırdı. Lüpen, tuhaf, dedi. Yirmi santim boyunda, kırk santim eninde bir delik. Kadın bu delikten nasıl geçer? Elini sokarak sürmeyi çekmiş. Alttakini çekebilir fakat yukarıdaki sürmeye yetişemez. İstersen bir dene. Aşil denedi, olmadı. Yani? Lüpen cevap vermedi. Düşüncelere daldı. Sonra birdenbire yerinden kalktı ve paltomu ve şapkamı getir dedi. Çıktı bir otomobile binde. Mattingnon sokağına çabuk ol. Kristal kapağın çalındığı eve geldi. Gizli kapıdan girdi, odasının kapısını gözden geçirdi. Yanılmamıştı. Bu kapının altında da aynı delik vardı.